Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 52 ve 53'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda üçgenler verilmiş. 90, 30 ve 48 dereceler verilmiş. Bir de ABC üçgeni ile DF üçgeni bak benzermiş. Şimdi bu şekilde benzerlik yazıldığı zaman ne yapıyoruz? ABC'deki A açısıyla öbüründeki D açısı birbirine eşit. A açısıyla D açısının eşitliğini gösteriyorum. Sonra B açısıyla E açısı. Gerçekten B açısıyla E açısı 90'ar derece. Bir de C açısıyla da F açısı birbirine eşit. Evet F açısı ve C açısı birbirine eşit olacak. 48 ise o zaman burası da 48 olacak. E 48 90 sa burası 40 kim yapar? 90'a tamamlayanı evet. E sonra... Biz burada kaççı 42 bulduk. Nokta açısını yaz buraya 42. Alfa isteniliyor bizden. E, bu üçgende iki iç açı yayına görünce dayanamam. Bir dış açı eşittir. Yani 42 artı 30 eşittir. Alfa artı 48 eşittir. Buradan ne geliyor? Bunu atsan öbür tarafa. Bunu atacağız öbür tarafa. Ne geldi? Eksi 6 geldi. 24 mü geldi? Evet. Alfayı da böylelikle 24 derece olarak buluruz. Yani birinci soru balık kesir oldu. Geldik 2. Evet. Açılar birbirine eşit verilmiş. Alfa alfa x artı y toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi başka da bir şey verilmiş mi? Aslında şurada kaç ortak açı değil mi? Şu üçgen ile büyük üçgende evet bu açı ortak. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. 180 e tamamlayan açıları birbirine eşittir. E iki üçgen ne oldu? Açı açı açıdan benzer oldu. Zaten bir ara çeşitliği varsa ortak açı kalıbı vardı. Bu kalıp bizim için önemliydi. Madem benzer alfanın karşısı 4 alfanın karşısı şu 6 artı x çift çizginin karşısı bu karadım açı karşısı bir de çift çizginin karşısına gideceğim. Çift çizginin karşısı burada kaç 12 bak 6 iken 12 olmuş kolay bir benzerlik var o yüzden hiç böyle çift çizginin karşısı 6 bölü çift çizginin karşısı 12 alfanın karşısı 4 ve alfanın karşısı x artı 6 yapmayacağım. 1'e 2 oran olduğundan dolayı alfanın karşısı 4 ise, alfanın karşısı 8 yapmalı x'i 2 buluruz E 1'e 2 oran olduğu için karadın karşısı 8 ise burası da kaç yapar 16 yapar x artı y toplamı isteniyor bizden. x'i 2 bulduk. y'yi de 16 olduğundan dolayı toplarsak cevabı kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Yani ikinci soru balık esir oldu. Geldik 3'e. Şimdi bir ara eşit verilmiş. Ortak açı var mı? Ortak açı değil de eşit iki açı var. E çizgi da 3. açı çift çizgi ise çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgi çizgidir. İki üçgen gerçekten bütün açılar eşit olduğu için benzer oldu. E çift çizginin karşısı çift çizginin karşısı. Oo 3 bölü 7. Çift çizginin karşısı üçgen çift çizginin karşısı 7 eşittir çizginin karşısı 9gen çizginin karşısı x diyeceğiz. Ve bu üçgenden başladığımızı da unutmayalım. Hocam 3 katı 3 katı x de böylelikle kaç çıkar? 21 çıkar. Evet, 3. soru Edremit oldu. Geldik 4'e. 90'larda uçuyor ama öncelikli olarak 3 4 5 üçgeninden şurayı 4 yazabiliriz. Dal Alfa alfabeye alfa, beta, alfa 90 beta. Yani senin şu üçgeninle büyük üçgenin ne oldu? Benzer. E burada 90'ın karşısı var burada. Hatta 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10 olmuş. Güzel bir kat. Benzerlik oranı 1'e 2. O zaman alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı kaç yapar? 1'e 2 orandan dolayı 8 yapar. 4. soru denizli oldu. Geldik 5'e. Aşağıda bir duvara dayalı tahta parçası verilmiştir. A ve B noktalarında bulunan iki karınca aynı anda birbirlerine doğru hareket etmeye başlayarak sırasıyla 30 dakika ve 40 dakika sırasıyla 30 ve 40 santimetre yol alıyor. Evet. Burası 30 santimetre. Burası da 40 santimetre yol alıyor. Ee, bir süre sonra tahta üzerinde karşılaştıklarında bu noktanın yerden yüksekliği evet böyle gelmişler. Bunun da yerden yüksekliğini kaç vermiş? 60 santimetre vermiş. E bu 30 bu da 40 santimetre gelmişler. Buna göre duvarın yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar duvarın yüksekliği işte bu değil mi? Evet. Bak iz düşümü şu alacak alırsak eğer. E hocam bitti. Bir daha, burada bir temel orantı var mı? Var temel orantı yani şunlar birbirine aynı zemin edik ya paralel temel orantı şu bölü tamamı hocam 30 bölü tamamı 70 eşittir 60 bölü x değil midir evet 60 bölü x'tir 2 katı 2 katı x'i de böyle e, 140 mı buluruz aynen öyle yani 5. soru akçay çıktı geldik 6'ya şimdi oranlama verilmiş burası 5k iken burası 2k verilmiş bize e o zaman bunları kullanalım. BC 5K burası 2K. Ben şu temel orantıyı kullanacağım o zaman. Hocam sivrilen yeri burası değil mi? Evet temel orantıda 2 bölü 5 oran var. Yani 2a iken tamam 5a olmak zorunda 3a kaldı. E 2'ye 3 oran varsa 2'ye 3 oran olacak. 2n'e 3n. Hatta burada da 2'ye 3, 2'ye 3, 2b ise, 2t ise burası da 3t olacak. E şimdi şu paralelliğe bakacak olursak eğer ne geliyor buradan da? Hocam sivrilen yeri burası. Hop 3 bölü 5 oran var. 3 bölü 5 eşittir 6 bölü x değil midir? Aynen öyle. 2 katı 2 katı ikisi de böylelikle 10 olarak buluruz. Yani cevap Ceyhan çıktı 6. soruda. Geldik 7'ye. Aşağıdaki şekilde uzunlukları verilen raflar verilmiş. Alt 2 raf arasındaki uzaklık kaç verilmiş? Buradaki uzaklık bize 48 verilmiş. Buradaki uzaklık üst 2 raf arasındaki uzaklık soruluyor bize. Normalde bu soruyu böyle yukarı doğru tamamlayıp temel orantı yapıp oranlamaları bulabiliriz. Paraya kenar oluşturup şöyle burada bir temel orantı yapabiliriz. Ama arkadaşlar bu basitti. Nasıl basitti? Buradaki artış azalışa göre yapıyorduk ya. 40'tan 72'ye kaç? 32 artış var. 72'den 92'ye de 96 ya da 24 artış var. E buradaki artışlardaki oran şuradaki oranlamaya eşit oluyordu. Hatta artışlardaki oran 32 bölü 24. 8'e bölsen 4, 8'e bölsen 3. O zaman burası 4K. Burası da ne diyeceğiz? 3K diyeceğiz. 3K 48 ise K o zaman 16 yapar. K yerine 16 yazarsak eğer cevap kaç yapıyor? 64 yapıyor. Yani cevap Edremit oldu. Bu yöntem kolaydı akılda kalıcıydı. O yüzden biz de bu tür soruları hep böyle yapıyorduk. 7. soru Edremit oldu geldik 8'e. Yukarıdaki şifon yerin kulplarının şekildeki gibi gergin olarak ip bağlanmıştır. Kulplar dikey olarak aynı hizalı aralarında uzaklıklar birbirine eşit. Şu. Yani hocam burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burası 6'nın katıyken katı buraya bakacak olursan hocam 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5'in katı olacak. E burada her ikisi de zemine dik bir şekilde verildiği için bunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Paralel e bizden C D oranı isteniyor. Şuraya gideceğiz. 6 bölü 5 oran varsa e soldan sağ soldan sağ 6 bölü 5 oran vardır. Yani 6x bölü 5x isteniyor bizden. Cevap direkt ne yapacaktır? Denizli yapacaktır. 8. soruda. Geldik 9'a. Şimdi burada paralellik verilmiş mi? Verilmiş hocam. Kelebek benzerliği dikkatimizi çekiyor ama burada bir oran yok. Ama şurada sayılara baktığınız zaman o paralellikte temel orantı var burada. 4 bölü tamamı 6 değil dikkat tekrarlı gidiyorduk 10 yani 2 bölü 5 hocam burası 2k iken burası nedir 5k'dır buraları da yazabiliriz aslında ama gerek yok çünkü burada kelebeği kullanacağız kelebekteki oran 2 bölü 5 eşittir 4 bölü x mi diyeceğiz evet 2 bölü 5 ya hocam 2k'daki 4 ise 5k'daki de direkt 2 katı 10 diyebiliriz ya da işler dışlarla da 10 bulabiliriz kısaltma işlemleri size ait tabii ki bütün kısaltmaları biz göstermek zorunda değiliz değil mi ama Cevap ne çıktı burada? Balık hisir çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet oranlamalar verilmiş. Burada oranlamalara bakalım. Burası 2K. Ebenin uzunluğu 3K verilmiş. Ebenin uzunluğu 3K. AE uzunluğu 2K verilmiş. E buradaki oranlamayı ben kullanmak zorundayım bir kere. Nasıl kullanacağım? Oranlama kullanmak demek paralel çizmek demektir. Hani orta taban gibi. Şunlar işte olsaydı ne yapardık? Ya böyle paralel çizeceğiz ya da böyle paralel çizeceğiz diyorduk. Aynı mantık oranlama varsa da o şekilde kullanacaksın. E şuradan çizebilirsin ya da diye şuradan çizebilirsin. E ne yapalım? Hadi bakalım biz şuradan paralel çizelim. Şuradan paralel çizince güzel bir şey geldi mi hocam? 2 bölü 5. Şurada bir temel orantı çıktı. 2 bölü 5 oran A bölü şuraya A diyeyim istersen. Ona eşit. 2 katı 2 katı A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. A'yı 4 bulduktan sonra bak şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı? Çıktı. Bizden de X bölü Y isteniyor. Evet yukarıdan aşağı 4 bölü 6 oran var. O da yukarıdan aşağı aynı doğru üstündeki oran. Yani x bölü y'ye eşittir. O zaman x bölü y kaç eşit oldu? 4 bölü 6 sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3 yapar. Yani onun soru denizli oldu. Geldik 11'e. Aşağıda uzunlukları farklı iki tahta parçası verilmiş. Bunlar üst üste konulmuş. İşte 9 ve nerede 9? Uzunlukları 9 ve 17 bölü 2 olan. Evet 9 burası 17 bölü 2. Burası topladığın zaman 17 bölü 2 yapıyor. Şu şekilde uzunluklar olmuş burada. A ile diğer arasındaki uzaklık 8 olduğuna göre diyor şu C ile B arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E gençler ters açıdan dolayı burada kaçılar birbirine eşit değil mi? Eşit. İki üçgene baktığımız zaman bizden bir uzunluk isteniyorsa iki şekilde buluruz. Ya dik üçgen ya benzerlik özel durumlar olmazsa. E benzerlik dik üçgen yok benzerlik. Benzerlik deyince de açı 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 geliyor aklımıza. Var mı açı açı açı? Yok. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada şunu yapacağız. Sadece ve sadece bir açı varsa kenar açı kenar var mı diye bakacağız. Bu arada kalın tahtanın kalıntıları ihmal ediliyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünüyorsun ters açıyı oradan çıkıyor. Buraya da yazmak lazımdı ama belli zaten yazmaya da gerek yok. E o zaman ne yapacağız? Kenara açı kenar var mı diye bakacağız. Bir üçgende alfanın kolları burada kaç? Hocam 4'e 6. Şu üçgenden başladım bakın. Öbür üçgende alfanın kolları kaç? 3'e 9 bölü 2. Ben bunları böyle yazınca taraf tarafa oranlıyordum değil mi? Oranladığımda 4 bölü 3 geliyorsa 12 bölü 9. Evet burası da 4 bölü 3 burası da 4 bölü 3. E o zaman iki üçgende Alfanın kollarındaki oran aynıysa bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. E benzerlik oranında ne yapıyor? 4 bölü 3 yapıyor. Bu aynı zamanda benzerlik oranıydı. E 4 bölü 3 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. üçgeni yazarken ilk başta üstte bunu yazmıştık. O yüzden buradan başlıyorum. Alfanın karşısı 8 bölü alfanın karşısı x'e eşittir. Hocam 2 katı 2 katı x'i de böylelikle 6 buluruz. Yani cevap denizli çıkar. Geldik 12. Aşağıda üçgenler verilmiş. E, bu kenar uzunluğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor bize. Arkadaş iki üçgende kenarlar verilmiş. Şu üçgendeki 4, 6, 8. E, kenar, kenar kenar var mı diye bakacağız değil mi? E, bu üçgende de 10, 15 ve 20 kenarları küçükten bir doğru yazıyorduk. Ve sonra oranlıyorduk. Hepsindeki oran 2 bölü 5 mi? Evet. 3'e bölsen 2 bölü 5. 3'e 4'e bölsen 2 bölü 5 çıkıyor. O zaman bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzerdir. E, kenar 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 benzerliği ne diyor? Orantılı kenarlı gören açılar birbirine eşittir diyor. 4'ü görenle 10'u gören açı eşit. Alfa ise alfa. 6'yı görenle 15'i gören. Beta ise beta. Sonra burası teta ise burası da teta. 8'i görenle 20'yi gören açı eşit olacak. Yani bizim ABC üçgeni yazmış en başta. ABC üçgeni ile hangi üçgen benzer oluyor arkadaşlar? Teta alfa beta diye gittim. Teta alfa beta. F, E, D üçgeni mi oluyor? Evet. F, D üçgeni benzer oluyor. Yani Hangisi şıkta var? C H. şıkkında var. Arkadaşlar o zaman bunu da yaptık ve böylelikle testimizi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani videoda benzerlikteki testteki de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.